Sayın seyircilerim, intro girdi. Peki. Evet, Başkent Postası Televizyonu sayın seyircileri, yine ortak dil programında birlikteyiz. Bir içeriden, bir dışarıdan, ama bu sefer dışarı sayılmaz, yarınki dışarı. Nereden bağlanıyoruz? Dün Konya'dandı, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bağlanacağız. Yarın da Portekiz'den bağlanacağız. Bu haftayı böyle bitireceğiz diyelim ve Kıbrıs'tan değerli karikatür sanatçımız, aynı zamanda müzisyenlik de var değil mi hocam? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Doğru, müzisyenlik de var. Onu da son anda keşfettik. İnşallah burada bir müzik tadına da varacağız. Bize bir parça söyleyeceksiniz diye düşünüyoruz. Doğru mu? Söylerim ama izleyiciye biraz şey olacak. Yabancı bir parça. Çünkü ben televizyonlarda %100 kendi şarkılarımı seslendiriyorum. Peki. O zaman hocam, sizi bir tanıyabilir miyiz? Mustafa Tozakı kimdir? 1957 Kıbrıs doğumluyum. Doğum yerim tabii güneyde kalmış. Ama yakın. Asıl mesleğim veteriner hekimlik. 25 yıl bu hizmeti verdikten sonra sosyal sigortalardan emekli oldum. Ama bunun yanında birçok işle uğraştım. Yani aynı zamanda müzik, karikatür zaten yıllardır devam ediyordu. Şu anda da iş değil, artık hobi haline gelmiş her ikisi de. Para harcayıp karikatür çiziyoruz, para harcayıp müzik yapıyoruz. Çok böyle. Güzel yani. O çok güzel aslında ya. Yani hep aynı şeyi yapmak insana belli bir noktadan sonra belki sıkıntı verebilir, ama değişik bir şeye kaydığınız zaman o dengeliyor. Mesela kitap okurken de öyle oluyor mesela. Bir kitap okuyorsunuz, değişik konuda başka bir kitap okursanız şey olabiliyor. Yani daha rahat okuyabiliyorsunuz. İki kitabı, üç kitabı bir arada götürebiliyorsunuz. Dedik, ben de aynı doğumluyuz, aynı yaşlıyız, aynı jenerasyon. Ben de 57'liyim. Ben de 80... Büyüğümsünüz. Ay farkı var. Galiba bir Nisan mı? Nisan. Ben Mayıs. Ha, bir ay. Tamam. Ona siz Mayıs'ın kaçı? 27. 27. O zaman siz Ramazan bayramından sonra doğdunuz. Ben doğduğumda Ramazan ayının ortalarıymış. Oruç ayı. Dolayısıyla mesela benim Mehmet, bir de Saim var. Saim adımı Ebem koymuş. Demiş ki, bu demiş Ramazan'da doğdu. Oruçlu manasına Saim. Arapça biliyorsun, Saim oruçlu demek. Bizim ikinci adımız da öyle. Dedikten sonra Kıbrıs'ta da bulundum ben. 80-82 güzel yurtta bulundum. Eski adıyla Omorfo. Tabii tabii, ben emekli albayım ya. O zaman üst teğmendim orada ben. Daha doğrusu... Burada askerlik yaptığınızı şimdi duyuyorum. Öyle, ben teğmen olarak geldim oraya 1980'de. 82'de üst teğmen olarak ayrıldım oradan. 82'de ben de az teğmendim. Yani biz nerede? De üst teğmenlik vermedim. Nerede? Güvenlik kuvvetleri lazım. Ha, tamam. Ben şey dedim, güzel yurtta. Şeyi bilirsiniz, hemen güzel yurtun çıkışında Cyprivex fabrikası vardı. Eski şey, eski havuz falan vardı orada. Üç tane şato gibi bina vardı. Çiftlik diye geçiyordu. Çiftlik binası. Lefke'ye doğru giderken en son çıkış yeri. Oradaydım. Vardı zaten. Rum'dan kalma inek çiftlikleri vardı orada. Heh, işte oradaydım ben. Havuz falan vardı. Staj yaparken oralarda bayağı dolandım. Tamam, ben de. O güzel yurt çok güzel. O portakal bahçeleri arasında yaptık biz askerliği. Ama aynı güzeli Lefke. Ben Lefke'de büyüdüm. Evet. Değil mi hocam? En güzelleri Lefke. Evet evet, ben Lefke'de arkadaşım vardı, oraya gitmiştim. Lefke'de şey vardı, her çeşit meyve ağacı, muzundan ne bileyim üzümüne, limonuna, greyfurtuna, böyle Urmasın ağaçlar de. Çok güzel orası. Ben Lefke'yi de zaten hemen her tarafta dolaştık da Lefke, en güzel yeri Lefke dediğiniz gibi, yeşillik, tam yeşillik orası. Peki hocam, siz karikatüre nasıl başladınız? Ses mi gitti? Karikatüre nasıl başladınız dedim ama herhalde duymadı. Hocam ses geliyor mu?
Karikatüre 1983 yılı. Daha tabii 83 yılında kardeşim spor akademisi mezunu. Şimdi spor dergisi. Rekordlu bir dergide spor karikatürü gazetede. Ortam gazetesi vardı. Oranın yönetmeni fark etti bunu. Hocam dedi gel bize de günlük çizer misin? Dergiden gazeteye geçtim. O gazete bu gazete derken bugünlere kadar geldik. Ama bugün artık son dernek olarak Tantana diye bir mizah dergimiz vardı. Pandemi başlangıcına kadar 3,5 yıl süreyle haftalık olarak çıktı. Aşağı yukarı yazar ve çizer 20 tane mizahçı çalışıyordu. Ondan beridir de internette sadece kaldı. İşte uluslararası yarışmaydı, sergiydi. Bunlara göndermeye başladık artık. Peki o zaman en son bir yarışmada sizin ödül alan bir karikatürünüz var. Yiğit, o hani var ya 3 maymun değil mi? 3 maymun olan karikatür. Evet. Onu bir koyabilirsen 3 tane maymunun olan bir karikatür var. Gazetede böyle bakıyor. Onun üzerine biraz konuşalım. Konusu neydi? Hangi yarışmaydı? Nasıl bir ödül aldınız? Evet. Tamam. Şimdi Girne Belediyesi'nin düzenlediği uluslararası zeytin karikatürleri yarışması var. 9.suydu. Evet, evet. Aslında ben geçmişte jüride yer alıyordum. Öyle mi? Ama vaktim uygun olmayınca birkaç yıldır girmedim. Arkadaşların teşviğiyle de gönder. Zaten evde oturuyoruz bu pandemiden. Evet. Evet. Olan karikatürüm de aslında ülkeyi unuttum. Yani tam yerine bu sefer burada Girne Belediyesi'nin o dalda birincilik aldı. Böyle hikayesi böyle. Neye niyet neye kısmet derler. Başka yere çizdim başka yerden ödül aldı. Öyle aslında ben yıllarca da hiç yarışmaya efendim. Evet dinliyorum. O yıllarca bakalım. Yani 90'lı yıllardan itibaren gazetelere çizmekten eş dostun dergisini, kitabını resimlemekten yarışmalara eser göndermeye pek fırsat bulmadım. Bir de orijinal şartı vardı. Kıymazdı birçok karikatürümü. Şimdi gönderiyorsunuz hocam biliyorsunuz geri gelmiyor. O yüzden göndermezdim. Şimdi bir onları çıkarıp dijital ortamda gönderiyorum. Ama yeni de bayağı çiziyorum. En güzeli. Yani en güzel. Artık şimdi dijital çağda anlamda. Evet. Uluslararası dijital, anlamda. Evet. Uluslararası anlamda en çok karikatürü galiba bu yıl yaptık. Diğer zamanlarda hep günlük pandemiden dolayı mı acaba? Pandemiden dolayı mı? Yalnız yapacaksınız. Millet tabii kilo almam için salona geliyorum. Salonda çalışıyorum. Birçok arkadaş kilo almışlar. Oturmaktan, boş oturmaktan sürekli yiyerek kilo almışlar. Allah'tan biz de oluyor. Evet. Biraz daha sokağa çıkabildiğimiz özellik karikatür, spor. Ses nasıl Yiğit? Bana biraz şey geliyor. Seste bir sıkıntı oluyor arasında. Geliyor mu sesim hocam? Benimkini bilmiyorum geliyor. Gayet temiz, görüntü temiz, ses temiz, tamam. Sizin bazen kesiliyor herhalde. Şimdi bu evet. Şimdi burada telefonda Sketchbook diye bir program var. Evet. Bunda da çalışmaya kullanamıyorum. Belki %50 ama kağıda aldıktan sonra bir temizleme çalışması ve not Sketchbook kağıtları orada boyama, silme, düzeltme yapıyorum. Çünkü biliyorsunuz çiniyle kağıda çizdiğiniz onu silmenin imkanı yok. Pek yok. Çok zor. Yok, yok. Ama dijital ortamda renginizi de değiştirirsiniz, dilersiniz aynen. De
bozuk çizgiler. Böyle çalışmaya başladım şimdi. Yani, ama aslında evet. Benim en fazla toplum içinde bilindiğim yanım günlük siyasi karikatürler, artı bir de hızlı portreler. Yani 2 dakikadan tutun da maksimum 10 dakikaya kadar. Bundan neler çıkar siz de iyi bilirsiniz. Onları da geliştirmişim kendimi demek ki. Çünkü bu özellikle profilden bir şahsı bazen 1,5 dakikada da çiziyorum. Ana hatları yine çıkıyor. Yani en gelişmiş yanım bu. Evet, onu o zaman şöyle diyelim. Portre çalışırken böyle canlı böyle karşınızda oturarak mı çiziyorsunuz yoksa internetten veya fotoğraftan mı çiziyorsunuz? Vallahi hocam en güzeli ve en başarılı olduğum canlıdır. Yaptığım karikatürde de can hareket olur. Çünkü model hareket ettiği için enstantane diyorlar futbolda. Onları evet. Yakalıyorsunuz. gerçekten fotoğraftan çizilen fotoğraf gibi robot, canlıdan çizilen ifade vardır. Daha canlı olur. Ya, bu yüzden canlıyı da başarılı. Peki nerelerde çiziyorsunuz böyle canlı Kıbrıs'ta nerede çiziyorsunuz böyle şeyi yer olarak genelde? Bazen oteller Kıbrıs geceleri düzenliyor. Evet. O Kıbrıs gecelerinde de turistlere değişik hizmet sunmak için beni çağırıyorlar. Anladım. Bir o var. Türkiye'de birçok konferansa ücretsiz katıldım. Evet. Yani misafir ederler. Eşim de doktordur. Genelde onun katıldığı konferanslardır. Eşiniz de gelsin derler işte. Hanımla gidip tatil yaparım. Bir taraftan da orada konferanstaki doktorları ücretsiz, keyifle, zevkle çizerim. Orada çizilenler daha güzeldir. Çünkü geçim kaygısı yok orada para alma. Rahat keyifle. Evet, evet. Böylelikle de Türkiye'de Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kuşadası, Antalya birçok yerde de sergi açtım. Çünkü oturduğum yerde gelen insanların, doktorların ilgisini çekmek için bana verilen panoyu sergi panosu olarak kullanırdım. Yani ortalama 10, 15, 16 karikatür ilgilerini çekecek. Onları bir taraftan sergilerdim, bir taraftan da çizerdim. Öyle bir türde güzel şeyler çıkıyor. Yorumlar zaman, çıkıyor. Evet, şimdi çizerken canlı çizim biraz şeydir, canlı yayın gibidir, risklidir yani ve heyecanlıdır. Peki başınızdan geçen ilginç olaylar oluyor mu? Mesela bu ne bileyim başınızda herkes dikiliyor. Arkanızda seyreden var, önünüzde seyreden var. Nasıl oluyor böyle ilginç olaylar oluyor mu? Mutlaka vardır. Vallahi bir gün bir konferansta burada Kıbrıs'ta pediatristlerin konferansına davet edildim. Bayağı da kalabalık. 2000 kişi var konferansta. Çok da talep var. Hızlı çizdiğim için de hızlı çizdiğimi gören biliyorsunuz. İçeriye toplantıya girip çıkıyorlar. O zaman da çok fazla telefon teknolojisi yok. Resim al. Hocam siz konferansa gidin. Çıkışta veririm. İmkanı da pek yoktu o zaman. Daha bu telefonlar yeniydi. Evet. Bayanı çiziyorum. Karşıma bir adam geldi. Poz vermiş. Ama mesafe böyle bir 8-10 metre uzakta duruyor. Çok tipik bir adam. Sakallı. Evet. Bayana dedim ki hanımefendi çok özür dilerim. 1 dakika izniniz var mı? Var dedi. Kağıt karton çıkardım başka. Hemen böyle 1-1,5 dakikada o adamı çizdim. O da anladı. Bilgiler yerleşti kıpırdamıyor. Bazen şey oluyor değil mi? Arkama birileri geldi. Olayın ne olduğunu takip etmeyen yeni gelmiş bir şahıs bir bayana baktı bir resme bir daha baktı. Hocam dedi tamam karikatür dedi bayanda sakal yok. Tespit yapmıştım. İyi dostla da karşılaştık tekrar. Peki. Ya ama çok ilginç. Çok ilginç. Peki. Şansıma da şey oldu. Bunu bayan duydu karşınızda oturan bayan duydu. O ne dedi? Buna gerçi o belki biliyordu. Siz 1 dakika müsaade aldığınızda.
Koptu. Onunla birlikte orada önceden olanlar koptular. Yani bayıldılar. Ama işin güzel yanı. Ya çok güzel ama. O çizdiğim arkadaş Trabzonlu Laz'mış ve ilaç propagandisti. Birçok konferansa gidiyor. Hocam dedi çok yerde beni çizdiler ama bu kadar hızlı ve başarılı ilk defa gördüm dedi. Hem hızlı ama adam iyi malzemeydi. Ondan sonra da arkadaş olduk. Birçok konferansa karşılaşıp sohbet ettik. İşte karikatürde... Tabii. Karikatür işte dostluklar doğuruyor değil mi yani karikatürist olması şart değil böyle çizdiğiniz birisi sizinle dost oluyorsunuz hiç tanımadığınız birisiyle arkadaş oluyorsunuz karikatürün en güzel yönü de bu yerli yabancı fark etmiyor yani Türk olsun yabancı olsun barda meyhanede birçok yerde birkaç tutma içtikten sonra keyiflenirim tanırım tanımam zaten insanları artık ölçüyorsunuz. Bu karşıdaki şahıs kaldıracak mı? Biraz sohbetlerine kulak verdikten sonra çizip gönderirim garsonlarla. Hemen iki masa kaynaşır. Zaten biliyorsunuz yani, bizim biliyorsunuz mesela bizim karikatürcüler bir yerde sergi veya yarışma falan sonrasında akşam yemek olur. Yemeğe gittiğinde en fazla 5 dakika dayanır. 6. dakika herkes birbirini çizmeye başlar. Şey yok. Bu var lazım. Ben hangi şeye gitsem onu ona şahit oldum. Yani yemekte işte bugün, değil mi? Çok. O dediğiniz her yerde var ama bir yerde başımıza geldi. Jüri toplandık. Değerlendirmeyi bitirdik. Yemeğe gittik. İş bitti. Herkes birbirini çizmeye başladı. Yan masadan bir adam kalktı geldi. Ya hocam dedi yeter. Yeter birbirinizi çizdiniz. Doydunuz siz dedi. Lütfen dedi bizim masaya doğru yönelik de dedi. Biz de bu zevki tadalım. Böyle espriler de geliyor. Evet evet çok güzel ya. Böyle hakikaten. Hatta bir karikatür var. Karikatür belki görmüşsünüzdür siz de. Hani karikatürcülerin birbirini çizdiği gibi muhasebeciler oturmuşlar yemek yiyorlar. Yemekten sonra masayı böyle hesap kitapla doldurmuşlar. Hep böyle rakamlar dolu. Muhasebecilerin şeyi yemeği diye. Muhasebecilerden masayı şeyle doldurmuşlar yani hesap kitapla doldurmuşlar yazmışlar her meslek sahibi kendi mesleğiyle ilgili mutlaka yemekte de olsa duramıyor bir şeyler yapıyor yani kağıt kalem yanınızda olacak devamlı öyle zaten şimdi Mehmet Bey bu sağda solda çizmekten o kadar çok anlam var ki düşündük sonra oturup kitap yazayım desen çıkacak bir tane evet. Çok Ankara'nın dışında bir şey var. Meşhur balıkçı adını unuttum. Balık restoranı. Evet. Bir zaman da KKTC meclisi bize bir sergi açacak Ankara'da. 7 kişi gittik. 6 milletvekili bir de ben 7. Sanat sergisi bu. Evet. Ama milletvekilleri ağırlıkta. Bu restoranta gittik. Yanında bir arkadaş oturuyor. Aram her balık yerinde balıklarla bir yana sıra alır. Her balığı çağırıp bekliyor. Mehmet Bey, Osman Bey, Ali Bey ama Arif Bey diyen yok. Dedim tamam ben bu ne balığı istediğimi yerim lüferim. Cebimde renkli keçeler çaktırmadan büyük bir balık servis tabağına balığın resmini çizdim. Bir güzel de elimle gölgeledim. Domates, soğan, gittim garson birine dedim ki tabağı havada tut, gel ve Arif Bey'le. Ama abi dedi garson görünce, sen dediğimi yap. Geldi Arif Bey, Arif Bey hemen önlüğünü taktı, çatal bıçağı aldı. Tabak önüne konunca şöyle bir saldı, buraladı. Bana döndü. Mikrop dedi. Bu senin işin. Orada tabii şamata kıyamet restoranın sahibi geldi. Ne oluyor dedi. Dedim kusura bakmayın. Bir saat 15 dakika oldu. Arkadaşımın servisi gelmedi. Ben de ona servis hazırladım. Evet. Mahcup oldu da arkadaşa torpilli bir servis. Ve biz gittikten sonra da bozuluyor. Şimdi polis parlak tabakta o çizgiler silinecek, uçacak diye. Üzerini polyester kaplamışlar ve duvara astılar anlayarak. Hatıra almış o resmi. Hatıra olarak.
Anladım. Peki. Öyle. Siz karikatür eğitimi aldınız mı? Karikatür eğitimi de veriyor musunuz çocuklara veya yetişkinlere? Vallahi hocam biliyorsunuz bizim karikatür eğitimi almamız, katıldığımız festivaller. Ben burada 4 yılda uluslararası karikatür festivali organizasyonunda bulundum. Bir 8-10 tane yurt dışında gittim. Zaten girdiğim yarışmalarda gelen jüri üyeleriyle oturup çiziyorsunuz. Herkes birbirini izlemekten, anlatmaktan, tekniğini görmekten aldığı en güzel eğitim bu. Evet. Eğitim verdim. Eğitim de verdim. Bayağı yani dergi çıkaran çocuklara da Evet. eğitim verdim. Peki ailede? Evet, dinliyorum. Eğitim vermek de insanın kendini eğitmesi, yetiştirmesidir aslında. Aynen, Çünkü aynen. yeni bilgiler için araştırmak zorundasınız. Çok doğru. Ben de Ben sizi yordum mesela galiba. Hocam ne dersiniz? Bir tane de şarkı atalım. tabii. Artık zamanı geldi. Bir araya koyalım şöyle şarkı. Şimdi bizde vefat yeni 3-5 yıl önce vefat etmiş meşhur bir şairimiz var. Fikret Demirağ. Allah rahmet eylesin. Onun şiirlerinden bir tane yaptım. Yani ben kusura bakmasın izleyenler. Şıkıdım bilinen şarkılardan değil, kendi şarkılarımla Tabii. seslendiririm. Şarkının ismi Gözlerinin Posteri. Bu arada ben zaman zaman iki aleti aynı anda çalmayı severim. Pardon, oğluma diye bir şarkı var. Onu çalmak daha uygun bu ayette. Tamam. Kaldı.
yapraklar gibi tutmak için mumlar kaldı palçıkladı yapraklar gibi tutmak için. Hocam çok teşekkürler, sağ olun. Elinize sağlık, dilinize sağlık, güleniniz sağlık. İlginç bir şey de oldu. İki enstrümanı bir arada çalmak. Hem mızıka hem gitar. Enteresan bir şey oldu. Çok güzel oldu. Sağ olun. Sizin epey parçanız var. Efendim? Kendi besteniz, kendi yazdınız değil mi? Söz ve şiir size ait herhalde, beste. Yok, söz Fikret Demirhan dediğim şairim, müzik benim ama uzundu, ben atladım bunu yani çabuk. Orta bölümünü biraz geçtim, final yaptım. Çok sıkmaydım izleyicileri bilmedikleri şarkıyla. Biraz kısa tuttum. Yok, estağfurullah. Bilinmeyen parçaları dinlemek daha ilgi çekici oluyor. Sizin YouTube kanalınız var mı? Seyirciler izlemek isterse parçalarınızı nereden izleyebilirler? Benim YouTube'da izlediğim şarkım çok gruplama bir tane var. Diğerlerini hep başka arkadaşlar okumuşlar. Yani buradaki iyi sesler, iyi solist arkadaşlar. Seslenmişler. Kendim yok. İleride belki. Ha, benim adıma Azerbaycan'da açılmış var. Öyle mi? Tane, doğru. Ha, Mustafa Tozakı diye açtı. Bir de iki tane albümümün tamamını Rus kanalına benzettim ben. Bir Rus müzik kanalı var. Oraya yüklemiş bir site. Orada da çıkıyorlar. Anladım. Tabii Rusça olduğu için okuyamıyorum onları. Ne olduğunu, adını söyleyeyim. Ama var. Ha, yani baktığın zaman da yine yani YouTube'a sizin isminizi yazıp girerlerse bulurlar. Değerler izliyor onu. Gerçi ben okumaklı grup ve şahıstan var. Sevgiliye diye bir şarkım var. En çok bilinen o. Kıbrıs'ta evet, çok bilinen. Onu izledim ben. Dün akşam oturdum izledim. Çok güzeldi. Harika bir parça. Klipti. Klibi de vardı. Evet. BRT TV'nin yaptığıydı herhalde o klip. Evet. Çok güzel bir parça. Şimdi siz portre çiziyorum dediniz. Kendi portrenizi çizdiniz mi? Geliyor mu sesin? En kolay da kendi bir şey. Efendim? Kendi portrenizi çizdiniz mi? Kendinizi. Yok. Bayağı çizerim. Yani bazen keyifte, eğlencede işte arkadaşlar takılıyor. Evet. Hep sağı solu rencide ediyorsun. Bir de kendini çiz bakalım. Benim kolay, verin kağıdı. Çok basit. Gerçi biraz bahsettim ama kullandığınız teknik olarak bir daha şey yapabilir misiniz? Hangi tekniği kullanıyorsunuz karikatürde? Yani şimdiye kadar portrelerden dolayı en çok kullandığım, şimdi farklı kalemler de var. Bunu gösteren ben. Tabii. Kaligrafi kalemleri. Mesela iki numarası, üç numarası. Direkt bunun da zaten kurşun kalem kullanmadan portre çizerken eğer kara kalem portre değil kullanırım. Hiç uğraşmam. Şey yapmıyorsunuz değil mi? Eskiz yapmıyorsunuz. Direkt çiziyorsunuz. Şimdi stüdyoda olmuş. Direkt. Yani şeyi aldım mı resim hocalarına çok çizgi atıp ana çizgiyi bulmak. Direkt çizme. Ya bu söylediğiniz tarzda da yaptıklarım var. Ama yine çini değil, ince uçlu çinilerde. İnce uçlu çinide birçok çizgi atabilirsiniz de. Uç 2, 3, 4, 5'e kadar kullanıyorum. Onları da direkt. Bir de biliyorsunuz hocam bunlar bir tarafı yarım milimetre, diğer tarafı 4-5 milimetreye kadar çizer. Evet, evet. Onu doygun bir el inceden kalına bunu çevirip kullanmayı biliyor.
Türkiye'ye epey geldiniz sergilere falan. Yurt dışında nerelere gittiniz sergi için? Mutlaka sergileriniz gitmiş de kendiniz de gittiniz mi? Bulundunuz mu yarışmalarda, sergilerde? Makedonya. Kosova var. Agim var orada, tanıyor musunuz? Agim Krasnigi var, tanıyor musunuz onu? Agim Krasnigi. Agim 2-3 sefer de Kıbrıs'a geldi. Evet. İki sene evvel Zeytin şeyinde jüriydi zannedersem. 2 veya 3 sene evvel şey vardı, Azerbaycan'dan da kimdi? Sedan Caferli. İkisi beraber o da iki sene. Biz de burada bir küresel karikatür yarışması yapmıştık. Onları da jüri olarak görevlendirmiştik. Kıbrıs'tan Türkiye'ye geldi onlar. O zaman Türkiye'de burada bulundular birkaç gün, misafir ettik. Sonra gittim. Biz hala görüşüyoruz onlarla. O da iyi bir karikatür. Onlar da iyi karikatürist. Zaman zaman Agim'le yazışırız. Evet. Yani ya o geldi, biz misafir ettik. Biz gittik, o misafir etti, getirdi. Biz onlarda bizim Bir Kitap Bin Dost diye bir şeyimiz var. Dijital dergi, karikatür dergisi. Biliyorsunuzdur belki. Oraya gittik. Sağ olsun hanımı falan bizi evinde misafir ettiler. Çok da güzel bir, o aynı zamanda inşaat mühendisi. Çok da güzel bir bina yapmış. 3 katlı. 2 katında kendi oturuyor. Alt katta da şey yapmış. Böyle galeri gibi çalışma yeri ben yapmış. Yok, biliyor muyum? 2 kez daha kaldım. Öyle mi? Ha? Anlatmaya gerek yok o zaman. Peki, evet. Hedefleriniz neydi? Ulaştınız mı? Projeleriniz ne? Var mı bundan sonra projeleriniz, yapacağınız? Vallahi şimdi bütün tasarımı bitmiş, baskısı kalmış bir tane albümüm var. Yani müzisyenim, belki 3-4 tane şahsi, 5-6 tane en az da karma albümde eserim var. Ama bir tane karikatür albümüm yoktu. Çok albümde var. Yerli, yabancı, uluslararası. Ama şahsi albümüm yoktu. Onun tasarımını bitirdik. Baskıya kaldı. Biraz ağır gidiyor. Yani sonunda da bir tane 100 sayfalık bir karikatür albümüm olacak. Ama onda öyle şey yaptık yani. Rastgele seçtim. Geçmiş zamanlardan, birkaç tane gazetelerden, portrelerden, hızlı çizilmiş, yavaş çizilmiş, serpiştirme yaptım her çeşit. Tutup da en iyi karikatürlerim bunlardır deyip seçip koymadım. Sizin şeyi özetliyor. Karikatür hayatınızı özetleyen bir şey. Çalışmalar. Bugüne kadar karma bir şey. Biraz da grafiker arkadaşın yönlendirmesi de etkili oldu. Çünkü çok kitap yaptığı için hocam dedi, yani bunlardan da koymak lazım. Basından da çok değerli karikatürlerin var. Ben dedim yabancılar, boş ver yabancıyı dedi, yerli de anlasın. Bu yüzden basından da birkaç tane koyduk. Yani çünkü basındaki karikatür, bazan yazı da var, yabancı pek anlamaz. Peki son dakikalara gelip ne mesaj vermek istersiniz karikatüre başlayan gençlere olsun, dünyaya, Türkiye'ye, Kıbrıs'a, herkese daha doğrusu? Yani çalışıp kendi yerini yetiştirmek için bir kere şansları, imkanları çok. Bizim dönemimizde olmayan dijital ortam. Evet. YouTube'dan olsun, birçok kanaldan olsun ustaları izleyin. Ne çiziyorlar? Bu arada sesim için özür dilerim. Estağfurullah. Ne malzeme kullanıyorlar? Takip edebilirler. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, çizgilerinde her zaman sevgiyi, dostluğu, güzelliği, aşkılamaları, hedeflemeleri birinci tercih yer olsun. Daha ne diyeyim? Aynen. Şeyin yaptığı gibi, Charlie Hebdo'nun yaptığı gibi peygamberimize küfretmesinler. Yani. Charlie Hebdo'yu yani, biliyorsun. Onlar resmen karikatür. Onun arkasına ben şeye çağrıldım hocam. Niye? Orada bir karikatür örgütünün Avrupa Birliği desteğiyle 30 Avrupa Birliği ülkesinden 30 tane karikatürist. Evet. Parlamentoya götürdüler bizi Strasbourg'da. Evet. Açık tartışma, sergi, her şeyi yaptılar.
Tabii ben oraya gidince neden beni seçtiler Kıbrıs'tan onu anladım. Çünkü burada bir mini seminer oturum yaptılar. Hep Rum çizer, Türk bir tekten. Konu evet. Müslümanlık üzerine karikatürler olduğu için bir tek bu ülkelerden Müslüman çizer de beni buldukları için beni götürdüler. Evet. Bu sefer de yani şey yer üzerimde oldu. Şimşekler tek Müslüman olduğum için ama bayağı yüklendim. Ben eleştirdim. Yanlıştır dedim. İster Hristiyan olsun, ister Musevi, ister Müslüman, milyonların, milyarların gönül verdiği liderleri bu şekilde alıp seks unsuru yapmak bu insanların yani duygularıyla oynamaktır ve çok tehlikelidir. Yanlıştır. Çok güzel olmuş, çok güzel. Yani o bakımdan tebrik ederim. Bu arada sana da diler yani sizin din Müslümanlık üzerine karikatür çizmedik. Çizdim dedim, yayınladım da hiçbir tepki de almadım olumsuz. Olumlu evet. Tepki aldım. Ama çizerken bu gönül vermiş insanları uyandıracak, tepkilendirecek. Mesela Anthony, değil mi? Hocam Anthony Quinn Çağrı filmini çevirdi. Devenin üzerine peygamberi koymadılar. Boş gitti. Çünkü İslam'da peygamber çizilmez. Hal böyleyken onu bir de o şekilde ahlaksızca çizmek resmen provokasyon. Neyse, Allah ıslah etsin diyelim ama teşekkür ederiz. Yani savunduğunuz için de bizleri. Peki hocam orada çok teşekkür ederiz. Amaç başka. Başka yerlere dikkat çekmek var. Zaten kullanıldı o çocuklar. Öldüler. Gittiler hepsi. Evet. Yanlış yaptılar. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Sizi daha yakından tanıma fırsatı bulduk. Çok hoş, güzel bir program oldu. İnşallah ileride yine kitabınız çıktıktan sonra bir program daha yaparız. İnternette o zaman daha şey olur, verimli. Arası böyle bir kesintiler olsa da yine de anlaşıldı. Çok teşekkür ediyoruz. Kıbrıs'a da ana vatandan sevgiler, selamlar. Ben teşekkür ederim. Arandığım için sağ olun. Güzel program. Sağ ol. Evet sayın seyirciler, bir ortak bir program daha sonuna geldik. Bir sonraki programda, yani yarınki programda Portekiz'den konuğumuz var. Antonio Santos. Onunla görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.